doğrulanmış oldu. Ben Binali Bey ile ilgili böyle bir bilgi sahibi değilim. Ama şunu söyleyeyim. Binali Bey ile fotoğraf karesi olduğunu şahit olduğum için, o Paramount Oteli'ne değişik siyasetçilerin de gittiğini duyduğum için şu şekilde uyardım siyasi tanıdıklarımı. Az çok artık kim oldukları belli. Bakın, bu adam nüfus tüccarlığı yapıyor. Birilerini orada dikkat, yani o kişilerin belki parasını ödeyip de kalan kişi şu anda zan altında. Yani Baran şunu yapmış olabilir. Bir davet verir. Ya bakın, bu Talented Mr. Ripley numaraları, yani siz de lütfen yanılmayın, iyi niyetlisiniz. Yani haklı olarak sistem ediyorsunuz. Ama şöyle yanılmamak lazım. Yani bu adam Gürsel Tekin'le de mesela değişik karelere girdi. Yani bak, şimdi bu sefer CHP'li ismi vermiş oldum. O da yanlış. Gürsel Bey para aldı demiyorum. Demek istediğim şey, bu tarz kişiler dünyanın her yerinde değişik kişilerle kendilerini bir kareye sokarlar. Buna engel olmak çok zordur. O nedenle buna engel olmanın yöntemi şudur. Bu kişiyle ilgili doğru bir tahkikat erken tarihte yapılır, hızlı yapılır ve bunun önü kesilir. Yani bu yapılmadı, geç kalındı. Şimdi siz yani, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ile ilgili AKP teşkilatlardan sorumlu isimle ilgili ne zaman suç duyurusunda bulundunuz? Cumhurbaşkanlığına ne zaman mektup yazdınız? Şimdi suç duyurusunda bulunmak için ben bir suça rastlamadığım için ben neticede kendimle ilgili bu adamın ortalıkta kendisini tanımamama rağmen işte Halk TV'yi Ekim Alptekin satın alacakmış, artı biri o organize etti falan filan gibi saçma sapan iddialar yaydığını duyduğum için ben bunu şikayet ettim şahsi ilişkilerime dışında. Hayır, şahsi ilişkilerim dışında davalık olduğum için SBK ile davalık olduğum için, yani bu davalık süreci nedir? İşte mahkeme sürecidir, değil mi? Yani bu mahkeme sürecinden kim sorumludur? Adalet Bakanlığı sorumludur. Oradaki devlet memurlarına, devlet görevlilerine böyle bir şikayetimi ben dile getirdim. Bakın, bu adamla ben mahkemeliyim. Bu adam, bu Korkmaz Karaca ile yakın ilişki içinde. Bununla ilgili benim şüphelerim var. Bu Korkmaz Karaca devlet imkanlarını kullanıp bu şahısa yardımcı olabiliyor dedim. Yani şimdi bu, yani bu yayın için önemli bir şey söylüyorum. Ben, yani evet evet. Olmayan yani isim verdi. Peki Korkmaz Karaca'nın SBK'nın danışmanı olduğu iddiası, yani onun şirketinde çalıştığı iddiası doğru mu? Yani en azından onunla bir olmaması gereken, şahsen benim düşündüğüm kadarıyla olmaması gereken bir ticari ilişkiye girdiğini ben düşünüyordum. Yani kendi yaşadıklarından yola çıkarak mesela bunları VIP'den çıkardığını düşünüyordum. Yani mesela mega varlık şirketiyle benim mallarıma çökme ifadesi çok popüler. Çökmeye çalışan şirketin başındaki genel müdürle Çağlar Şendil diye bir adamla VIP'den birlikte geçiş yaptıklarına şahit oldum. Kimin? Yani bunu kendi arkadaşlarına raporladım. Kimin? Korkmaz Karaca mı Çağlar Şendil ile birlikte VIP'den geçiyor? Evet, evet. Ankara'dan gelirken İstanbul'da VIP'den geçtiler. Bunu ben gördüm ve raporladım. Kime raporladınız? Yani, suç mudur? Suç kime mudur? Raporladınız? Hayır. Kime raporladınız? Hayır, burada. Efendim? Kime raporladınız? Ya ama şahsi, yani benim AK Parti içinde tanıdığım, aklınıza gelebilecek, benim tanıyabileceğim kişilerin hepsine dedim ki ya bakın, ben bu şirkette mahkemelik halindeyim. Bu şirket iyi niyetli bir şirket değil. Bilir kişilerine onlar bunlar filan rüşvet dağıtarak davalar kazanıyor. Üstüme baskı kuruyor. Annemin evine icraya gidiyor. Ve bu adamı ben Cumhurbaşkanı Politikalar Kurulu üyesiyle görmekten zaten mutlu olmadığım gibi, bu adamın sanki devlet büyüğüymüş gibi fiyakiden çıkış yaptığını da hiç az etmiyorum dedim. Yani siz ya, şikayet etmenize rağmen AKP bir adım atmadı mı peki? Yani şöyle, bana göre bana bildirilen bir adım olmadı. Bugün görüyoruz ki aracı galiba dün teslim etmiş. Demek ki yeterli adımlar atılmadı. Ama şunu biliyorum. Soruşturma anlamında biraz Türkiye'nin gündemi de yoğun olduğu için, çok fazla farklı işlerle uğraşıldığı için, yani bu soruşturmayı yürüten birimler, işte KOM gibi farklı devlet birimleri, tabii yoğun birimler. Yani maalesef yeterli hızla o soruşturma gitmemiş olabilir. Ama soruşturma kapsamında iyi niyetli çalışan birçok memurun olduğuna ben bizzat şahidim. Tabii imkanlar kısıtlı, tabii bazı rüşvet alan kişiler başka şeyleri baskılıyor olabilirler. Yani burada bir dediğim gibi usulsüz bir baskı şeyi de var. Yani ikinci önemli şeyi söylüyorum. Yani burada sadece bu tahkikatı yürüten bilim ve kurum sadece emniyet de değil. Yani Türkiye'nin
ilgili başka kurumlarda emin olun ki bu davaya tabii ki bakıyorlar. Benim ifademi aldılar. Yani bu ifademi alan kişiler size Baran'dan para alıp mı gelip aldılar? Tabii ki hayır. Yani Baran onlara ulaşabilse onların bana gelmesini engellerdi zaten. Peki. Ekim Bey, siz o TAİK Başkanı iken, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı iken, Sezgin Baran Korkmaz'ın bir işte referansla, sizin adını açıklamadınız, o referansla oraya üye olması. Değil mi? TAİK'e üye oldu sonuçta evet. Bu adam. O çok mu önemliydi Sezgin Baran Korkmaz'ın bu yükseliş hikayesinde? Hiç değildi. Abartıldı ama bir yere bağlaması lazım. Siz usulsüz bir parayla çok hızlı bir büyümeyi izah etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Gidiyorsunuz işte Uludağ Ekonomik Zirvesi'nde, işte TAİK Konferansı'nda, bilmem ne konferansında para verip sponsor oluyorsunuz. Yani bu tarz STK'ların zaten paraya ihtiyacı var. Kolay kolay hayır demezler. Eğer karşında BDDK denetimi altında düzgün görünen, Google'a da baktığında, açık kaynakla baktığında bunlarla ilgili herhangi bir iddia dahi yoksa tabii ki kabul edersiniz. Yani tamam. Bu adamın ayda diyorsa üyeliğini niye kabul etmeyeceksiniz? Yok yok tamam. Ama canım ben şunu dedim. Yani nihayetinde yok. Hani TAİK şimdi Ekim Bey aynı anda konuşunca sizinki duyulmuyor. Evet. Benimki duyuluyor galiba da tamam. Ya da buradakilerin sizinki duyulmuyor. Şimdi TAİK bir Kanarya Sevenler Derneği değil. Değil. Türk-Amerikan İş Konseyi. Değil. Türk-Amerikan İş Konseyi Derneği. Konseyi. Belli ki Sezgin Baran için buraya üyelik önemliydi. Yani muhtemelen kurguladığı pek çok şeyden hususlardan biri de buydu. Sistemin bir içine tamamıyla girebilmek. Yani sadece buradan dolayı değil ama bu da önemli bir değil mi? Önemli basamak. Evet, evet. Önemli basamak. Peki siz de diyorsunuz ki Ekim Bey ya bir referans vardı. O referansa ben de güvendim. Ve aldım. Böyle her mesela o bu tür yani işler sizin orada böyle mi yürüyordu? Referans eyvallah dedi, bu olumlu görüş verdi ve ben de aldım. Daha da öte bir şey soruşturmama gerek yoktu. Durum bu mudur efendim? Anlatır mısın çok kısaca? Affedersiniz ama çarpıtıyorsunuz gibi geliyor bana. Ben böyle bir şeyi söylemedim. Ben size ben bana makul geldi demedim. Ben dedim ki bu beyefendi geldiğinde ne açık kaynaklardan ne devletin nezdinde ne de ABD makamlarında bu şirketle ilgili herhangi bir usulsüzlük görünmediği gibi bu şirket mesela mega varlıktan bahsediyorsak normal bir şirket değil BDDK tarafından denetlenen bir şirket olduğu için zaten bizim ulaşabileceğimiz TAİK'in ulaşabileceğinden çok daha fazla imkan sahibi devletin itibarlı en itibarlı en önemli birimlerinden biri bu şirkete zaten hayat hakkı vermiş. Bu şirkete zaten meşruiyet damgasını basmış. Ama Baran gibi insanlar dünyanın her yerinde bu meşruiyetini bir yerden elde etmek istedikleri için bu hızlı yükselişlerini meşru kılabilmek için değişik itibarlı kurumlara üye olurlar. Yani bunu